etapta peteklerimizin birer vanasını açık tutuyor. Hepsini kapatıyor diğer vanaların. Tek tek peteklere su basıyoruz. Peteklerindeki vanaları kapattık. Kombimizin gidiş dönüş vanalarını da kapatacağız. Sistem tamamen kapanmış duruma gelecek. Şimdi peteklerimiz kapalı pozisyonda. Sadece bir tane odamızın peteğini açtık. Şu anda başladı pislikler gelmeye. Şu an sadece bir petekten geldi. Diğer peteklerin hepsi kapalı bir vanalar. Peteğimizin soğuk tarafından giriyor, sıcak tarafından çıkıyor. Dönüş yaparaktan, devirdaim yaparaktan peteğimizi temizliyoruz tek tek. Bu işlemi 3 defa yapacağız. İlk önce tek tek kaba pisliklerini alacağız peteklerin. Daha sonra ilacımızı koyacağız. Sıcak suyla tekrar kendi içerisinde bu sefer devirdaim yapacağız. Tek tek petekler içerisinde makineye tekrar su gelecek. Tek tek devirdaim yapıp kendi içinde dönecek koyduğumuz ilacımız. Ondan sonra işlem bittikten sonra tekrar peteklerimizi tek tek durulama yaparaktan işlemimize son veriyoruz. Makinamıza ilacımızı ekleyeceğiz belirlediğimiz ölçüde. Bu ilacımız ne abi? Adı Salon markası. Bu petek temizleme ilacımız. Özel makinanın fabrikasından geldi. Tamam. Kaman fabrikasından geldi petek temizleme için. Şimdi ilacımızı koyduk. En son bıraktığımız petekten kendi içerisinde devirdaim yaparaktan yeniden başlayacağız tamam. Aynı işlemlere. İlaç devirdaimimiz bitti. Filtremizi çıkartıyoruz. Tekrar üstüne taze su ekleyerekten durulama işlemine başlayacağız. Filtremizde biriken tortular da zaten. Büyük tortular bunlar. Küçükler makinanın içine dökülmüştür büyük ihtimal. Hala daha pislik var. Evet. Şimdi son işlem olarak teker teker tekrardan durulama işlemi yapıyoruz. Şimdi kombi bakımını yapacağız. İlk önce ön panel kapağını söküyoruz. Giderini söküyoruz. Yoğuşma giderimizin pisliği. Dökülme pislik. İçindeki pislik. Şimdi cehennemimizi söküyoruz. Şu tozlar mı bizim temizleyeceğimiz? Evet. Bunlar cehennemin içindeki restansın içine birikmiş olan pislikler. Alevin püskürüldüğü alanı fırçalıyoruz. Üstündeki tozları, pislikleri alıyoruz. Düzgün üfürsün diye. Çakmaklarını temizliyoruz. Cehennemliğin yoğuşma gider borusu. Evet. Şimdi
Onu takıyoruz. Bunu temizledik. İçini iyice temizledik. Diş fırçasıyla. Evet, ilaçlarla. İlaçlarla. Tertemiz için temizledik. Rahat şekilde içinden su geçiyor. Hiçbir şekilde pislik kalmadı. Doğru. Cehennemliğini temizledik. Tertemiz içindeki kireçleri, pislikleri aldık. Alev püsküren mekanizmayı da temizledik. Fanımızı temizledik. Şu anda montaj aşamasına geçtik tekrar. Çakmaklarımızın uçlarını tekrar bağlıyoruz. Temizlediğimiz yoğuşma gitarımızı bağlıyoruz. Şimdi filtreyi söküyoruz. Peteklerden gelen pislik. Filtremiz var burada. Pislik tutucu. Onu yıkayacağız. Şu anda filtremizi de temizledik, taktık. Tesisat bağlantımızı yapacağız. Tekrardan su vereceğiz tesisata. Kombi petek bakımlarımızı yaptık. Tesisatımızı suyu vereceğiz tekrardan, taze su. Bir yandan da arkadaşımız peteklerin havasını alıyor. Havalarını da alıyoruz peteklerimizin. Hava alma demek su gelene kadar açıyor muyuz? Şu an zaten havayla su geliyor ama. Banyoda biriken havamızı alıyoruz. Su geldi ya, kapattık. Şimdi tesisatımıza suyumuzu verdik, havalarımızı aldık. Gazımızı tekrar açıyoruz. Köpüklü süngerle gaz kaçağı var mı yok mu kontrol ediyoruz. Sigortamızı açıp cihazı devreye alıyoruz. Mezarı nerede? Kaçağımız yok. Kombimiz şu an devreye girdi. Kombimizi kullanırken kışın havalar soğuk olduğu zaman derecemizi birden kademe yükselttirmeyelim. Bir derece, iki derece şeklinde yükseltirsek daha verimli olur. Anlarız kaç derecede içerimiz daha güzel oluyor. Dereceyi fazla yükseltmeden bir derece, iki derece şeklinde yükselterek içerinin ısısını ayarlayabiliriz. Eğer ki imkanımız olursa kışın ortasında, yani petemiz çalıştı, sistem çalıştı, kış modunda petekler devredeyken, eğer imkanımız varsa 2 ay sonra filtremizi söküp temizlersek
daha verimli çalışır. Suyumuz ısındı şu anda. Sıcak suda sıkıntı yok. Şimdi peteklerimiz devreye girdi. Peteklerimizi ısıtmaya başlıyor. Şimdi peteğimiz devreye girdi. Kombimiz çalıştı. Peteklere sıcak su vermeye başladı. Kapağımızı kapatalım. Daha rahat çalışsın.